Öğretmenlerin tekrar merhabalar. Sıra geldi işaret öğrenmeye ve ondan sonra sosyal öğrenme kuramı ile ilgili püf noktaları vereceğim. Yani çıkması en muhtemel yerleri bugün, yani şu an konum var. Oğlum Alp, nasılsın? Merhaba. Merhaba dedi. Tamam, pekala. Yanıma durmak istedi. Şimdi şöyle kısaca başlayacak olursak, işaret öğrenme ile ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken önemli detaylar. Öncelikle işaret öğrenme, işaret Gestalt kuramıdır. Bilginiz olsun ve burayla ilgili şunu bileceksiniz. Bütüncül davranışı savunur ve çevreyi keşfetme önemlidir. Bunları bilmenizde fayda var. Bunun dışında arkadaşlar burada bilişsel harita, bilişsel senaryo, yer öğrenme, gizli öğrenme ve örtük sönme arkadaşlar. Bu 5 tane kavram önemlidir. Bunlarla ilgili soru geliyor. Bilginiz olsun. Örtük sönme ile ilgili hiç soru gelmedi ama gelme ihtimali yüksek. Şimdi bilişsel harita dediğimiz şey nedir? Bir kişinin arkadaşlar gizli öğrenme yoluyla bulunduğu bölgedeki bütün yerlerin zihninde oluşturduğu şemasıdır, haritasıdır. Mesela sizler gezerken ya da bir mahallede ya da bir şehirde yaşarken gezdiğiniz caddeler üzerindeki dükkanları vesaireleri ne yaparsınız? Zihninizde kodlarsınız farkında olmadan. Hangi dükkanın ya da hangi mağazanın nerede olduğuna dönük zihninizde bir haritası vardır. Buna bilişsel harita adı veriliyor arkadaşlarım. Bu sayede o bölgeyi öğrenmiş olmanıza ise yer öğrenme adını veriyoruz. Yani bilişsel haritalar yoluyla yer öğrenmeyi gerçekleştirmiş olursunuz. İşte burada da farkında olmadan yaptığımız öğrenmeleri ise gizli öğrenme adını veriyoruz. Şimdi gizli öğrenmede arkadaşlar bilmeniz gereken önemli detay şudur. Gizli öğrenmenin olma aşamasında ödüle ihtiyaç yoktur ve ihtiyacımız olduğunda öğrenmenin olduğunu fark ediyoruz. Bu detaya da dikkat etmiş oluyoruz. Şimdi bunun dışında bir de ne var? Bilişsel senaryo var. Bilişsel senaryo ise nerede, ne zaman, ne yapacağımızı bilmemizdir. Mesela sizler şu an acıktınız ve bir anda klasik örnekten gidelim. Nerede restoran vardı diye düşündünüz arkadaşlar. Bir anda arka sokakta bir restoran olduğunu hatırladınız. Öncelikle o restoranı sizin öğrenme türünüz nedir? Gizli öğrenme. Ne zaman bildiğimi fark ettim? Acıktığım zaman. Bu bir. İkincisi, o restoranın nerede olduğuna dönük zihnimizdeki şeması nedir arkadaşlar? Bilişsel haritadır. Bu sayede benim mahalleyi öğrenmem nedir? Yer öğrenmedir. O restorana en kestirme nasıl gidebilirim noktasındaki kurduğunuz plan nedir arkadaşlar? O da bilişsel senaryodur. Yani evden çıkacağım, 50 metre sağa yürüyeceğim, daha sonra arkamı döneceğim, diğer caddeye geçeceğim vesaire. İşte bu şekilde kurduğumuz plana ise bilişsel senaryo adını veriyoruz. Burada ise en az ya da en kestirme yoldan gitmeyi hedefliyoruz. İşte Tolman'a göre ise en kestirme yoldan hedefe ulaşma işine ise en az çaba ilkesi adını veriyoruz. Burada da bu detaya dikkat etmiş olalım. Şimdi bunun dışında bir de ne var? Örtük sönme var. Hiç sorulmadı arkadaşlar ve sorulma ihtimali yüksek. Bilginiz olsun. Nedir örtük sönme? Hatta bir örnekle başlayacağım arkadaşlar. Alp her sabah, hatta klasik örneğimi uyarlayacağım. Alp her sabah odasını toplayan bir çocuk arkadaşlar. Her sabah odasını topladıktan sonra annesi ona ne yapıyor? Dolaptaki tabaktan bir tane kurabiye veriyor diyelim. Her sabah bunun olduğunu varsayalım. Bir sabah Alp erkenden kalkıyor, dolabı açıyor. Bir bakıyor ki tabakta kurabiye yok. Ha, demek ki ben bugün odamı toplarsam kurabiye alamayacağım düşüncesini oluşturuyor ve o davranışı yapmaktan vazgeçiyor. İşte burada gördüğünüz gibi birey gözlemleri sonucunda yapacağı davranışın kendisini amaca götürmeyeceğini fark ederse bundan dolayı davranışı yapmaz. Bu ise örtük sönmedir. Çünkü Tolman'da amaçlı davranışçılık önemlidir. Birey kendisinin yaptığı davranışı amaca götürmesi gerekir. Amaca götürülen davranış yapılır, amaca götürmeyen davranış yapılmaz. Ya da beklenti karşılanırsa yapılır, beklenti karşılanmazsa yapılmaz. Örtük sönme o yüzden önemli arkadaşlar. Hiç sorulmadı. Sorma ihtimali var. Bilginiz olsun. Bunun dışında Tolman'ın diğer kuramları var, diğer kavramları var arkadaşlar. Bunlardan soru pek gelmiyor. Kateksisi biliyorsunuzdur. Basit bir mantığı var. Olumlu olumsuz kateksis. İşte Güneydoğu'dakiler acıkınca aklına et gelir. İşte Egelilerin aklına zeytinyağlı gelir. Olumlu kateksis. İşte Müslümanlar acıkınca domuz eti yemek akıllarına gelmez. Olumsuz kateksis gibi örnekler var. Eşdeğer inançlar var. Mesela bir çocuğa sen para verirsen o ne yapar mesela çocuğun? Ya da şöyle değerlendirelim. Okuldasınız. Çalışkan bir öğrenci var ve siz ona 100 puan verdiğinizde ne yapar? O öğrencinin saygınlık ihtiyacını karşılarsınız. İşte sevdiğiniz bir kişiye çiçek alırsanız sevgi ihtiyacını karşılarsınız. İşte bazı nesnelerin temel ihtiyacı karşılamaya dönük olması olayına eşdeğer inanç adını veriyoruz. Bir de alan beklentisi var. O da nedir? Uyarıcı uyarıcı ilişkisidir arkadaşlar. Yani bir uyarıcının başka bir uyarıcının geleceğine haber vermesi gibi düşünebilir. Aslında olumlu habercilik gibi. Mesela zil çalınca öğretmen gelecek. O zaman zil
öğretmenin habercisi olur gibi düşünebilirsiniz. Yani uyarıcı ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor alan beklentisi. Ama dediğim gibi eşdeğer inanç, kateksis ve alan beklentisi çok ön planda olan kavramlar değil ama yine sorulabilir. Önemli olan arkadaşlar işaret öğrenmede gizli öğrenme, bilişsel harita, bilişsel senaryo, yer öğrenme olacaktır. Aklınızda bulunsun. Örtük sönme ise sürpriz olarak karşımıza çıkabilir. İşaret öğrenme ile ilgili bu kadar arkadaşlar. Bunları bilseniz kafidir. Sosyal öğrenme ile ilgili de hemen çıkması muhtemel yerleri paylaşacağım. Bununla beraber de öğrenme psikolojisini tamamlamış olacağız değerli öğretmenlerim. Alp oğlum teşekkür ederiz katıldığın için bize. Teşekkür ederim. Pekala. Etkinliklerle mutluyuz. Instagram hesabı var. Takip ederseniz de mutlu olurum arkadaşlar. Takip etsinler mi Alp seni? Ama görmüyorlar seni şu an. Biraz yukarı kalkıp da evet dersen güzel olur. Evet. Tamam pekala.